Değerli seyirciler, yine bir Dilden Gönüle programında birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Mustafa Erdem hocamız ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Hocam sizinle bugün son günlerde polemik konusu olan şehitlik ve gazilik konularını görüşmek istiyoruz. Bu konularda dini çerçevede öncelikle bilgi vererek, daha sonra yayın akışı içerisinde bize siyasi olaylara da değinerek bu konuyu anlatabilirseniz sevineceğiz. Buyurun. Şimdi şehitlik konusu, gazilik konusu öncelikle dini bir kavramdır. Bu çerçeve içerisinde ele alındığında malını, canını, daha doğru bir ifadeyle varını, yoğunu Allah'a adayan, o uğurda kendisini feda eden insan anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayeti kerimelerde bu konunun bir kısmı özüne, bir kısmı faziletine işaret ederek temas edilmektedir. Ancak şehit kelimesi bizim kullandığımız anlamdan öte, şahit olma, Allah'ın kendilerine ikram edeceği, ihsan edeceği nimetlere tanıklık etme anlamında veya bir görgü tanığı olarak ifade edilmek şekliyle daha çok bir terim, kavram anlamı olarak kullanılabilir. Ama asıl anlam şehit bir terminolojidir, dini bir kavramdır ve bunun anlamı da az önce size işaret etmeye çalıştığımız ve sevgili seyircilerimizin de dikkatine arz etmeye çalıştığımız husustur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de daha çok şehit kavramı yerine Allah yolunda öldürülenler ifadesi kullanılır. Bundan kasıt da kişinin Allah yoluna, Allah rızası için ölmemesi durumunda şehit kavramının kapsamı dışına çıkacağı şeklinde bir algılamada söz konusu olabilir. Yine bu çerçevede şehitlik kavramı bir şekilde ifade edilirken şehit dini bir kavram olduğuna göre şehit olma imkan ve hakkı Allah rızası için ölümü göze alanlar adına olacak ise o zaman bunun Müslüman olmasından başka bir imkan yoktur. Yani yüce dinimizin değerlerini kabul eden, inanan ve uygulayan insanlar ancak şehadet makamına erebilir ve şehit olarak ifade edilebilir. Müslüman olmayanın şehit diye nitelenmesi doğru değildir. Fakat bu kavram başkalarının yapmış oldukları mücadeleleri kutsallaştırma adına o uğurda ölenler için de yanlış, maksadını aşan ve muhatap olanları etkileme amacına matuf olarak kötü kullanılan bir manaya da dönüştürülmüştür. Geçmişteki devrim şehidi ifadesi gibi. Bunun şehitlikle, şununla, bununla hiçbir alakası yoktur. Tekrar ifade etmeye çalışıyorum ki inanmayan insanın, Müslüman olmayan insanın şehitlik adını kullanması hak ve yetki alanında değildir. Dinen de buna imkan yoktur. Yani bu kadar hoyratça kullanılması sizce çok hoş evet, bir şey değil. Çünkü doğrusu, her ölenin arkasından bir şehit doğrusu da odur. Ancak yüce dinimiz İslam'ın şehitlikle alakalı olan hususlarını değerlendiren din alimleri bir şekilde bu şehit kavramının farklı farklı boyutlarına da dikkatler çekmiş olabilirler. Örneğin insanın kendisini savunma imkanının olmaması halinde yaşadığı mağduriyetten dolayı onlara da şehit unvanı verilir. Ama bu tekrar ediyorum yine Müslüman olanlar için kullanılacak bir kavramdır. Bu anlamda sevgili Peygamberimizin hadislerinden aktarıldığı kadarıyla bunların malı için ölen, namusu için ölen, kendini savunma için ölen veya kendisi savunmasız halde boğulan, kazaya kurban giden, depremde mağdur olan insanlar olarak da ifade edilebilir. Ama bunların büyük çoğunluğu kalanlarını teselli etme amacına matuf olarak yapılan bir değerlendirme şeklinde ifade edersek sanırım daha doğru olabilir. Veya şehitliği kategorize edersek, bunlar içerisinde bir takım sınıflandırmalara tabi tutarsak, bunlar değerlerine göre biraz daha az bir değer veya önem atfedilebilir cinsten
şehitliklerdir. Yani şehitlerin de kendi aralarında aynen öyle diyebilirsiniz. Dereceleri var bir şekilde. Ama asıl olan şehit Kur'an-ı Kerim'de mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Siz sakın ola ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Demek ki birisi Allah yolunda öldürülüyor ve bu öldürülen kişi şehit makamına ulaşabiliyorsa o zaman onu diğerlerinden ayıran özellik harp meydanında canını ortaya koyabilme becerisini ve başarısını ortaya koyan, imanını bu konuda teste tabi tutan anlamına gelmektedir. İslami kavramlar içerisinde bu yer alırken çok farklı uygulamalar ve çok farklı değerlendirmeler de yapıla gelmiştir. Veya daha doğrusunu şöyle söyleyelim, bunlarla ilgili şehitlik makamını izahla ilgili çok farklı varyantlar vardır. Şimdi bunu biraz daha netleştirelim isterseniz. Tabii hocam. Şimdi sahabe-i kiramdan Revaha oğlu Abdullah, bu Medine-i Münevvere'de yaşıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de yaşadığı sıkıntıları görünce Akabe denilen bir mahalde, bir Mekke'nin yakınında bir yerde hem Peygamberimizi Medine'ye davet etti hem de kendi imanını ifade etti. Tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kendisini Medine-i Münevvere'ye davet ederken Resulullah Aleyhisselam orada dedi ki benim oraya gitmekliğim sizin sıkıntılarınıza sebebiyet olur. Revaha oğlu Abdullah sordu, bu sıkıntılar ne tür bir sıkıntı olur? Benim yüzümden ya birilerini öldürmek veya birileri tarafından öldürülmek durumunda kalabilirsiniz. O zaman Revaha oğlu sordu, peki dedi bu dedikleriniz olur ise bunların karşılığında bize verilebilecek herhangi bir nimet, ödül, karşılık var mı? Peygamberimiz bir tek kelime kullandı, evet, o da cennet dedi. Revaha oğlu dedi ki Abdullah, bu daha sonra da Mu'te Savaşı'nda şehit olan bir sahabidir. Dedi ki eğer bütün bunların karşılığında bir şehadet makamı olacak ve bunun karşılığında da ben cennete gidecek isem o zaman ölüyüm veya öldürüyüm, değişen hiçbir şey yok. Demek ki Allah yolunda ölmek bir anlamda şehit olmakla eşdeğer olarak ifade ediliyor. Bunun karşılığı olarak Cenab-ı Hak bir ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. İnna Allahe iştera minel mu'minine enfusehum ve emvalehum bi enne lehumul cenne. Allah onların mallarını ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Yani bir anlamda bir takas işlemi oluyor. Evet. Bir Müslüman Allah'a malını canını verebiliyor. Bunun karşılığında da Allah ona cennet gibi bir nimeti ifade edebiliyor. Bir başka ayeti kerimede yine şehit olmanın önemine ve şehitlik makamının yüceliğine dikkat çekilirken bir ayrı özellik daha gündeme getiriliyor. Şehitler kendileri muhtaç olmalarına rağmen başkalarını kendilerine tercih edenler olarak övülürler. Bu şu demektir. Herhangi bir ülkede, herhangi bir toplumda Allah için yapılacak savaşa çıkan askerler bir anlamda başkalarının yaşaması için kendilerini feda edenler olarak niteleniyor. Kendi tarihimizden örnek verecek olursak, Çanakkale şehitleri çok genç yaşlarda, bir kısmı da o günün şartlarında kültür düzeyi en yüksek olanlardan oluştu. Ve sayıları binleri aştı. Şimdi şöyle düşünelim. Bunlar gençti. Bunların bir kısmı o günün şartlarında eli kalem tutan, okuyan, yazan değerli insanlardı. Hayatta olsalardı beklentileri vardı değil mi? Hepimiz gibi. Hayalleri vardı. Memleketlerine, milletlerine, toplumlarına katkıları olabilecek şekilde kendilerini hazırlamışlardı. Şimdi biz hangi konumdaysak ve insan olarak nelere ihtiyaç duyuyor ve bunun için neler yapabilmeyi göze alıyorsak o insanlar da aynen bunun gibilerdi. Dolayısıyla onlar bir fedakarlık üstü davranışta bulundular. Buna bizim kültürümüzde diğergamlık denilir. Yani fedakarlık şu suyu ben içerim
Öteki suyu da siz içersiniz, bu olur. Ama sizin yaşayabilmeniz için bu sudan başka su yok. Benim yaşayabilmem için de bu sudan başka su yok. Fakat ben buna rağmen bu suyu size veriyorsam, bu fedakarlık üstü bir davranıştır. Şimdi Çanakkale'de olanlar, atıyorum İstanbul'un fethine katılanlar, Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'yu düşmanlardan temizleyenler veya dün Uhud Savaşı'na katılanlar, Mute Savaşı'na katılanlar falan. Bunların hepsi kendileri yaşayabilme haklarına sahip. Allah'ın verdiği ömürleri de imkanları ölçüsünde değerlendireceklerdi. Hayalleri, beklentileri vardı. Cepheye çıktığında bunların hepsini bir kenara itebiliyor. Vatan için, din için, devlet için, kendisi gibi insan olarak yaratılmışların huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabilmeler için ne yapıyorlar? Düşmanın karşısına kendisini dikebiliyorlar. Bu dinimizde fevkalade önemli bir katma değer olarak algılanır ve bundan dolayı o insanlar diğerlerinden ayrıcalıklı olarak nitelendirilir, değerlendirilir. Buradan anladığımız da şudur. Şehit olan insanlar öylesine yüce bir makamın mensuplarıdır ki onlar bu anlamda kendilerini feda ettiler. Zaten bunun içindir ki şehitler kul hakları hariç işledikleri bütün günahlardan muaf tutulurlar. Çünkü bu beceriyi, bu başarıyı sıradan bir insanın göstermesi çok zor bir hadisedir. Çünkü insanın hayattaki en kıymetli varlığı sağlığıdır, canıdır. Savaşta bunu ortaya koyabilme becerisini göstermekse bunun en üst düzeydeki ifade edilmiş şeklidir. İşte bunlardan dolayı sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, dünyada yaratılanlardan hiçbir varlık yoktur ki ahirete gittiğinde tekrar dünyaya geri dönmeyi istemiş olsun. Bunun bir tek istisnası vardır, o da şehitlerdir. Zira onlar şehit olarak Allah'ın huzuruna gitmiş olmalarından dolayı kendilerine orada ikram edilenleri gördüğünde, bugünkü tabiriyle onların hatıralarını basite indirgemeden ifade edelim, yeniden tamahkarlık yapacaklar, yeniden dünyaya gelip tekrar şehit olarak daha fazlasını elde etmeyi arzularlar buyuruyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de de bir başka şekliyle ifade ediliyor. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar Rableri katında diridirler ve orada bir şekilde rızıklandırılırlar. Peki hocam, o zaman demek ki ölüm anında da bir muhteşemlik var ki, çünkü diğer insanlar hepimiz ölümden korkarız bir şekilde. Elbette. Ama bu insanların tekrar tekrar gelip tekrar tekrar ölmek istemeleri, o anı yaşamak istemeleri, cennettekinden daha da mı güzel bir şeyler veriliyor Hayır, ölüm anında? Hayır, ölüm anında değil. Cennette ölüm sonrası kendilerine o kadar güzel şeyler veriliyor ki bu acıya, bu sıkıntıya katlanabilsin. Örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi can en tatlı şey. Ama mal canın yongasıdır derler bizim kültürümüzde. Siz bir insan olarak malınız uğruna da kendinizi, hayatınızı ortaya koyabiliyorsunuz. Eş ve çocuklar, bunlar insanın hayattaki en kıymetli varlıklarıdır. Yeri geldiğinde onlar için de kendinizi ortaya atabiliyorsunuz. Bunun anlamı şu, bunlardan ayrılmak bir yürek acısı, bir ızdırap verme noktasında fevkalade insanı etkiliyor ki, o acıyı bile göze alabilecek şekilde Allah'ın huzuruna şehit olarak gitmeye razı oluyorsunuz. Oradakinin artısı bu katlandığınız acılardan daha fazla geliyor. Şimdi bir başka ayet-i kerimede, demin ifade etmeye çalıştığım ayet-i kerimede şehitlerle alakalı olarak bir özel duruma daha dikkat çekiliyor. Biz hep gündelik hayatımızda deriz ki insan ölümlü varlıktır. Öldüğü zaman dünya ile ilişkilerini keser, yeni bir hayata başlamış olur. Zira hayat devamlılık içerir. Dünya hayatı ve ahiret hayatı diye düşündüğümüzde hayat bitmiyor aslını sorarsanız. Ruh devamlılık ifade etmesi dolayısıyla sadece hayatın faaliyet alanları değişmiş oluyor.
Ama biz insanlar hayatta olduğumuz sürece aramızdan ayrılanlar öldü ve artık bu işlem tamam oldu diye algılarız. Oysa Kur'an-ı Kerim'de bel ahyaun velakin la teşurun. Onlar aslında yaşıyorlar, ölmediler fakat siz bunun farkında değilsiniz diyerek onların bu ödedikleri bedel karşılığında nasıl bir farklı kazanım elde ettiklerini dikkat çekilmiş yani oluyor. Yani ne dünyada ne ahirette mi hocam, yoksa bu alemde farklı bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar mı? Yok, demek bu? Yok, onlar bizim görmediğimiz, bizim bilmediğimiz, duyularla hissetmediğimiz bir alandır. Aslına sorarsanız onlar bizi görürler. Onlar bizi duyarlar ve bilirler. Bir örnek olsun diye size başka bir alanla bağlantı kurarak ifade edeyim isterseniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlığın kenarından geçiyordu. Oradakilere selam verdi. Sahabe-i kiram efendilerimizden birisi dedi ki efendim bu oradakiler zaten ölü. Sizin selamınızı duyuyorlar mı? Benim selamımı duyarlar fakat siz onların mukabelesinden haberdar olmazsınız. Çünkü sizinle onlar arasındaki ilişkiyi bu göz sistemiyle algılamamız mümkün değil. Neye benziyor bu? Uzaydaki varlıkları teleskop olmadan nasıl göremiyor? Onlarla ilgili bir takım cihazların katma değeriyle bazı şeyleri fark edebiliyorsak, öbür dünyayla alakalı olanları görebilme noktasında bizde henüz bu donanım yok. Ama bunun olmaması onların orada ruh aleminde yaşamadığı anlamını çıkarmamıza gelmez. İşte Cenab-ı Hak bu anlamda diyor ki şehitler artı bir değer olarak orada da yaşamlarını sürdürmektedirler. Burada bir şeye daha dikkatimizi çekmek durumundayım. O da gazilik konusu. Tabii ki. Şimdi hep konuşmalarımızda haklı olarak şehitlerimize rahmet ederiz, şehitlerimize dua ederiz, şehitlerimizi hayırla yad ederiz ve hep şehitlerimize minnet duygularımızı besleriz. Fakat bir de gazilerimiz vardır ki onlar da şehitler kadar bizim için önem ifade ederler. Şimdi olaya bir başka açıdan bakalım yine izin verirseniz. Tabii ki, buyurun hocam. Şehitler bizim için bir anlamda örnek teşkil ederler. Yani siz öldünüz. Ne için öldünüz? Vatan için, millet için, din için, devlet için, bayrak için, Allah için. Ha, demek ki ölüne biliyor. O zaman ben de en az onun kadar bu konularda irademi güçlendirmem lazım. Siz şehitlik için yola çıkarsınız ama ömür veren Allah'tır. Kimin ne kadar yaşayacağını hiç kimse bilmiyor. Ecel konusunda kısaltma ve uzatma yetkisi tamamen Allah'a ait ise biz bu konuları takdire havale etmek durumundayız. O zaman iki kişi yola çıkıyor, birisi şehit oluyor, bu nimetlerden yararlanıyor. O zaman öteki de en az şehit kadar canını oraya koymuş, ortaya koymuş ama Allah'ın bir başka lütfu sayesinde ölümden dönmek suretiyle hayatta bizlerle olan ilişkilerine devam etmiş. Ne kadar? Ecel gelinceye kadar. Bu insanların da kadri kıymetini bilmek, o insanlara da hayatta oldukları sürece ilgi duymak, sevgi beslemek ve onları da bir şekilde hayırla yad etmek durumundayız. Dolayısıyla şehitlik ve gazilik bizim kültürümüzde ikisi terazinin iki kefesini dolduran ama özü itibariyle aynı olan bir değerler bütünüdür diye düşünebiliriz. Hocam peki savaşta her ölen insan şehit olmakta mıdır? Yani insan savaşırken farklı bir niyetle savaşıyorsa orada, vatan için, millet için değil de farklı bir amaçla savaşıyorsa yine onlar da şehit statüsüne alınabilir mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim inanç değerlerimizde ve halkla olan ilişkilerimizde hüsnü zan beslemek mecburiyetimiz vardır. Kimin ne için savaştığı, kimin savaştan ne elde etmek istediği bizim tarafımızdan pratik olarak bilinmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz o yola baş koymuş herkesi takdir etmek, övmek ve
diğer insanları da onlar gibi teşcih etmek, yani cesaretlendirmek ve teşvik etmek durumundayız. Ancak eğer kişi kendini biliyorsa, ki doğrusu budur, kişinin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Biz savaş sahnesine çıkanların hangi amaçla çıktığını bilmiyor isek, ama o kendisini biliyorsa, o zaman Allah da onun niyetini biliyordur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal'ın sırları ve sırlardan da gizli olanı bildiği ifade edildiğine göre, o zaman ortaya çıkanın niyetinin hangi amaca yönelik olduğunu Allah bilir. Eğer o kişi gerçekten vatan için, millet için, kutsal değerlerimiz için canını ortaya koymamış, bir kahramanlık gösterisi yapmaya, bir şan ve şöhret almaya çıkmış ise, bu bizim değerlerimiz içerisinde şehit olarak nitelenmemektedir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselam da onlarla ilgili olarak bu manada bize bazı detay bilgiler, açık bilgiler vermiştir. Nitekim sahabe-i kiramdan farklı savaşlarda, farklı durumlarda hayatını bedel olarak ortaya koyanlarla ilgili Peygamberimizin bir takım nitelemeler olmuştur. Ya Resulallah, işte şöyle oldu, böyle oldu, şöyle kahramanlıklar yaptı. O desinler için bunları yaptı demiş ve yapmış olduğu şeylerin sonuç itibariyle kendisine bir kazanım, manevi alanda bir katma değer sağlamayacağını dikkati çekmiştir. Bir nevi boştan yere maalesef odur. Olmuyor. Maalesef odur. Yani insanlar bazen böyle gaflette de bulunabilirler. Şimdi yaşayanlara, asrımızdakilere, günümüzdekilere bir bakın. Pek çoğu zaten pek çok boş yere kendini feda etmekte ve maalesef bundan dolayı da eline hiçbir şey geçmemektedir. Hocam peki bu dini konuyu güncel meselelere içine katmak, hı hı, istersek, günümüzde şimdi siz dediniz ki biraz önce şehitliği biz takdir edemeyiz. Bunun takdiri bize ait değilse, son günlerde biliyorsunuz tartışmalar var. Terörden ölenler şehit statüsünü alınacak diye. Sizin dediğinize göre şehitliği biz takdir edemiyorsak kanunlarla nasıl takdir edilebilecek bu? Şimdi önce şunu ifade edelim. Şehitlik dini bir kavram. Şehitlik Allah'ın insanlara verdiği bir manevi rütbedir. Ama bunun bu rütbe olabilmesi için insanlar arasında bir teşvik konumu da olması lazımdır. Yani insanlar o manevi nimetlerden haberdar olmalı ki hayatlarını bu uğurda feda etmekten uzak kalmamalılar. Bunu seve seve yapabilmelidirler. Nitekim Çanakkale savaşlarımızla alakalı olarak yabancıların nitelemeleri veya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nitelemeleri bizim için fevkalade önemlidir. Ne diyorlardı? Ölümü bu kadar severek karşılayan, 3 dakika sonra öleceğini bilerek, bildiği halde ölmeye koşan başka hiçbir toplumun insanı yok. Bunu düşündüğünüz zaman şehitliğe ne kadar ihtiyaç duyulduğu veya şehitliği dinen bir katma değer olarak görenlerin bu uğurda ne kadar kendilerini motive ettiklerini düşünmek durumundayız. Şimdi günümüzdeki konuya gelince ben şuna çok üzülüyorum. Şehitlik kutsal bir alan, şehit olmak yüce ve kutsal bir hedef, şehit olmanın olmazsa olmaz şartı inanmak ve Müslüman olmak ise, o zaman kriterleri de biliyoruz. Kutsallarımız uğruna ölmek şehit ise, o zaman biz şehidi evirip, çevirip, kıvırıp, İlla birilerine bir paye olarak verme lüksüne sahip değiliz. Zira şehidin patenti, madalyası, üniforması insanlar tarafından yapılan bir takdire göre değil, Allah tarafından yapılan bir tercihe göre yapılır. Şimdi bu bağlamda ülkemizde maalesef son dönemlerde sizin de işaret ettiğiniz gibi şehitlikle alakalı bir takım sulandırmaya yönelik, kapsam alanını genişletmeye yönelik veya şehitlik olgusunu basite indirgemeye yönelik bir takım değerlendirmelerin yapıldığını görüyoruz. Bundan dolayı çok üzülüyoruz. İşin en üzücü tarafı şudur. AKP iktidara geldiği günden itibaren milleti millet yapan
ve onu diğer milletler arasında ayrıcalıklı kılan neyimiz varsa hepsiyle oynamakta, ya sulandırmakta, ya tırtıklamakta, ya da imha etmektedir. Bu çerçevede şehitlik de tırtıklanan, sulandırılan ve bir değerler bütünü olmaktan uzaklaştırılan bir mahiyet alanına doğru itilmekte. Bu çerçevede düşündüğümüzde konu ilk defa, yanlış hatırlamıyorsam, kadın ve aileden sorumlu Sayın Fatma Şahin tarafından ilk defa gündeme getirildi. Şimdi şunu açık olarak söyleyelim. Bu millet, bakan şöyle demiş, başbakan böyle demiş, falan şöyle yorumlamış, bunlara bakmaz. Zira bu millet şehidin kim olduğunu, niçin şehit olunduğunu çok iyi bilir. Bizim geleneksel kültürümüz henüz hafıza kaybına uğramamıştır. Ama AKP iktidarının bütün gayretleri bu hafıza kaybını gündeme getirmektir. Şimdi buna rağmen bu konu gündeme gelmiş ise hüsnü zanla değerlendirildiğinde, yani iyi niyetle yorumladığımızda, hanımefendinin bilmediği bir alanda arzulamadığı bir mahiyete yönelen bir cümleyi sarf etmiş olması diye düşünülür. Olur bazen. Hepimiz insanız. Maksadını aşan sözler deriz. Veya bir şekilde manzarayı koruyabilmek, zevahiri kurtarabilmek için laf olsun padişahım kabilinden bir iki ortamı düzeltmeye yönelik sözler sarf edebiliriz. Bunlar bazen çok ciddi konularda da olabilir. Ama şunu unutmamamız lazım. Devlet adamı sıfatlı iki yutkunu bir söylemeyi gerektirecek kadar önemli bir alandır. Burada herkes her şeyi her zaman söyleme lüksüne sahip değildir. Hatta İmam-ı Şafii'ye isnat edilen bir söz hatırlıyorum. Es-samtu zeynun ve sükutu selametun fe izâ netakte felâ tekun miktâra feleyin nedimte alâ sükutike merreten velegat nedimte alel kelami mirara der. Yani açıklayalım sevgili seyircilerimize. Bizim Türkçemizde şöyle bir güzel söz vardır. Söz gümüşse sukut altındır derler. Bunun biraz daha açıklanmış şekli. Es-samtu zeynun ve sukutu selametin. Dinlemek zinet, susmak huzurdur, selamettir. Şayet konuşacaksanız çok konuşmamaya dikkat etmelisiniz. Varsayalım ki konuşmak durumundasınız. O zaman diyor ki, siz bazen öyle bir an olur ki konuşmanız gerektiği halde konuşmamanızdan dolayı bir kere pişmanlık duyabilirsiniz. Ama bazen de öyle durumlar olur ki konuşmamanız gerektiği halde konuşmaktan dolayı ebedi pişmanlık duyabilirsiniz. Burada sanırım şehitlik konusunda bu münasebetsiz konuşmaları yapanların muhtemelen, ben iyi niyetle yaklaşıyorum olaya, konuşmamaları gereken bir dönemde konuşmuş olmalarından dolayı başlarına bu olay gelmiştir diye düşünelim. Hocam dikkatli konuşma kuralını sizin dediğinize göre siyasetçilerin bir kere değil de 10 kere düşünüp de uygulaması gerekiyor. Şimdi bunlar topluma rol model insanlar ise toplum hele hele AKP iktidarı döneminde onların ağzından çıkan yanlışların bile doğru şekilde algılandığına inanır hale getirilmiş ise o insanların işin hem maddi boyutunu hem de mahiyetini hem de ahiret boyutunu değerlendirmeleri lazım. Hem dünya boyutunu hem günah sevap boyutunu düşünmeleri lazım. Şimdi bakan olmak, Müslüman olmak, insan olmak zaten bunu bize öğretmektedir. Ama işin bir başka tarafı, daha konunun içerisine girmedim dikkat ederseniz. Bir başbakan yardımcısı çıkıyor, güya onu savunma adına ondan daha beter bir manzarayla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sefer o debelendikçe bataklığın içerisinde çok konuşan bir genel başkan yardımcısı çıkıyor. Güya onun aklı da hepsinden fazla ya, ötekileri itham edercesine, siz bunu iyi anlatamadınız dercesine veya bu millet bazı şeyleri kavrayamıyor, henüz AKP seviyesine çıkmamıştır şeklinde bir ukelalık yaparak
O da kendince bazı açıklamalarda bulunmaya çalışarak iyice batıyorlar. Şimdi olay şu. Türkiye'de teröre karşı mücadele eden vatan evlatlarını, askerlerini motive etme adına bunlara şehadet makamı uygun görülebilir. İşin doğrusu da bu millet dünden bugüne terör yokken de Yahudisine, Ermenisine, Rumuna, Rusuna, Yunanına, şununa, bununa bu vatanını koruyabilmek için şehadet makamına ulaştı ve bundan dolayı da bu unvanı aldı. Dün adı bilinen, cibilliyeti bilinen, ilkesi, hedefi bilinen insanlara karşı vatanını savunma noktasında sorumluluğunun gereğini yerine getirip şehit olanlar haklı olarak bu payeyi aldı. Ama bugün onlar sahnede yok. Fakat onların hazırladıkları bir tuzak var, biz buna terör diyoruz. Ortada taşörenler var, gerçek failler arkada sinmiş. Dolayısıyla bu gerçek faillere karşı ortada terörist denilenlerle yapılan bir mücadele var. Bunun anlamı şudur. Ha dün Yunan Ege'den İzmir'e çıkmış, siz onunla savaşmışsınız. Ha Yunan'ın destekledikleri bugün farklı yerlerden karşınıza çıkmış, siz onunla savaşmışsınız. Netice itibariyle değişen hiçbir şey yok. Çünkü hedef Anadolu'dur, hedef Türkiye'dir. Hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Şimdi o zaman dün Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de bu vatan, bu millet, bu devlet için canını verenlere şehit makamını uygun görüyorsanız ki doğrusu budur. O zaman bugün de terör olaylarına karşı adı, şekli, mahiyeti birileri tarafından farklıymış gibi gösterilse bile terör olaylarına karşı yapılan çatışmalarda ölen askerlerimiz de şehittir. Şehit bu devlet için ölmüşse, bu vatan için ölmüşse, onun hakkını zayi etmemek en az kendi anası babası kadar devletin de görevidir. Devlet kendi imkanları ölçüsünde şehitlere nasıl bir paye, nasıl bir unvan, nasıl bir ihsan, nimet bahşedecekse Allah'ın verecekleri hariç, bunları vermek durumundadır. Ama bakın geliyor, gelin görün ki terörden mağdur olanlar veya bir şekilde farklı kombinasyonlar sonucu hayatını kaybedenler de terör kapsamı içerisine alınmak suretiyle mağdur gösteriliyor. Terörle olan çatışmalarda ölen askerlerimiz seviyesine getirilerek şehit unvanı verilmeye çalışılıyor. Bu doğru değildir. Şimdi şunu açık olarak tekrar netleştirelim. Güneydoğu'da Sayın Bakan'ın bir türlü net telaffuz edemediği, dilinin altındaki bakla olarak sonradan birilerinin ayyuka çıkardığı olay da budur. Güneydoğu'da Uludere'de 34 tane vatandaşımız öldürüldü. Kim tarafından? Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Hangi gerekçeyle? Terörist faaliyetlerde bulundukları gerekçeyle. Biz olayın bu boyutunu biliyoruz. Arka boyutuyla ilgili bir bilgimiz var mı? İstihbarat verileri, devletin arşivleri kendilerinde. Devletin bilgileri kendilerinde. Devletin askerleri komuta olarak kendi emirlerinde. Şimdi devlet denilen hadise soyut bir kavram. Devlet nihayet şahıslarla idare ediliyor. O zaman bu devlet AKP'nin kontrolünde. Bu emri veren, bu işi yapan AKP, siz terörist diye öldürdüklerinizde eyvah ben yanlış yapmışım deme lüksüne sahip değilsiniz. O zaman adam gibi adam sorar. Der ki siz niye yanlış istihbaratı yapıyorsunuz? Niye yanlış istihbaratı doğru kabul ediyorsunuz? Nasıl devletsiniz? Bu devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı gibi bir soru arkası gelmez gitmez. Kaldı ki bunların kaçakçılık yaptıkları, PKK'ya münhasır bölgede oldukları bir şekilde herkes tarafından itiraf ediliyor. Üstelik devlet dedikleri tarafından da itiraf ediliyor. Görüntülerle sabitlendi. Şimdi bu. İkincisi bunların kimden mal aldıkları, kime ne taşıdıklarını da biz bilmiyoruz. Sadece ve sadece bir bölgede 34 tane vatandaşımız ölmüş.
Şimdi bunların PKK kuryesi olup olmadığı, buradaki PKK'larla işbirliği içerisinde olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi birileri bunların üstüne gidiyor da arkasını bir de karıştırmaları lazım gelmez mi? Peki bu adamlar ne taşıyorlardı? Madem ki bir kuryeydi, madem ki bir kaçakçıydı, ortada şu bardak var, şu saat var, bu kalem var, bir şeyler olması lazım. Ama hocam zaten o bölgede bütün kaçakçılık işini PKK'nın organize ettiğini herkes biliyor. Şimdi onu az önce ifade etmeye çalıştım. Yani bölge PKK'ya özgü bir bölge. Şimdi burada siz ne yapıyorsunuz? Bu sefer siyasal sebeplerle o bölgede rant paylaşımından payınızı almak veya kaybolan nüfuzunuzu yeniden kazanma adına bu millet hep dini değerleri doğrultusunda AKP'ye destek vermeye alışmış ya, o zaman buna da bir dini mahiyet kazandıralım. Diyelim ki efendim bunlar yanlışlıkla öldürüldü. Biz zinhar böyle bir şey arzu etmiyorduk. Kaçakçı da olsa çok faziletli insanlardı. Zaten biz dünden bugüne kaçakçıları çok seviyoruz. Çünkü devletin meşru nizamına hep muhalefet ederler. Dünden bugüne bütün muhalefetler de AKP'nin fıtratında vardır. Dolayısıyla bu muhalifleri de biz şehitlik makamına layık gördük demek gibi bir şey bu. Böylesine farklı algılanabilecek, böylesine farklı yorumlanabilecek bir alanda bakan olan birisinin kalkıp da böylesine bir yanlış beyanı bizim değerlerimizi sulandırmak ve bizim değerlerimizi istismar alanında bir kere daha açık bir şekilde kullanmak anlamına gelir. Burada sevgili seyircilerimize şunun altını çizmek istiyorum. AKP içine düştüğü bataklıktan çıkabilmek, orada kaybolan itibarını yeniden kazanabilmek için hep istismar ettiği alana yani dine yeniden dönmüş ve bu dinin en kutsal makamı olan şehitliği böylece birilerine vermeye çalışmış. Şimdi işin bir başka tarafı daha var. Bu sefer kendilerine çanak tutan, kendilerini bugüne kadar yandaş, işte candaş destekleyenler var. Hani bu kamuoyu oluşturanlar, etkileşim araçları, iletişim araçları dediğimiz kitle var ya. Bu kitle bu sefer biraz muziplik, biraz daha işin mahiyetini farklı bir alana çekme veya biraz daha kutsalları bozarak bu milletin çivisini çıkartma konusundaki gayretkeşliğinin bir ürün olarak Hrant Dink'i de şehit makamına layık görmeye çalıştı. Ama hocam siz demediniz mi? Sadece Müslümanlara haiz bir sıfattır bu diye. Bunu biz bu milletin insanlarını anlatıyoruz ve bu millet bunu biliyor. Ama AKP'nin nasıl Güneydoğu'da kaybolan itibarını yeniden kazanmak için şehadet makamını kullanma gibi bir basiretsizliği var ise bu sefer Türkiye'deki azınlıklara karşı uyguladığı muameleden dolayı dostları Batılı, Avrupalı, Amerikalılardan devamlı baskı gören, emir alan, talimat alanlar, onları da bu sadette ödüllendirmek, onların da rızalarını kazanmak için Hrant Dink'i de şehit yaptılar. Açıkçasını söylüyorum, şehitliğin makamını, payesini veren Allah'ken, bunlar Hrant Dink'e kendileri bir şehadet payesi verdiler. Ve bununla da fevkalade tehlikeli bir dini kazanımı elde ettiler. Bunların dünyalıkları ahirette kendilerine ne kazandıracak bilinmez. Ama en azından millet onların iç dünyalarını görmek için fevkalade önemli bir fırsat elde etmiş oldu. Peki bu durumda ne denilebilir, ne yapılabilir sorusu gündeme geldiğinde? Hocam burada bir şey sormak istiyorum. Biraz radikal bir soru olacak ama açıklamalarınız doğrultusunda şehitliği sadece veren Allah'tır dediniz. Evet, payeyi veren, payeyi şehitlik veren, hakkını veren, şehitliği ödüllendiren Allah'tır. Şimdi AKP'nin bu şekilde bir yolu açması demek bir nevi şirk koşmaları manasına gelmiyor mu? Biraz radikal bir soru oldu ama. Şimdi biz kimsenin imanıyla oynamayalım. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Ziya Paşa bunu böyle söylemiş. Zaten AKP'nin günah galerisi veya karnesinde bu sonradan ilave edilmiş bir zırvada değil. Daha bunun gibi pek çoğu var. Bir milletvekili çıkıyor başbakana dokunmanın ibadet olduğunu söyleyebiliyor ise
Zaten o dediğiniz alana fiili bir müdahale var. Yani siz dokunmatik birisi. Kim bunun kutsallık derecesi nedir? Ona ibadet bizim bildiğimiz sadece ve sadece insan Allah'a ibadettir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Allah'a insanlar ibadet etmek üzere yaratılmıştır. Şimdi burada asıl üzücü olan taraf, geçmişte bunun oldu, peygamber gibi adam ifadeleri kullanıldı. Sonra bir mugalata yapıldı, bu söyleyenin başına geri çevrildi. Oysa birileri toplumun dini değerleri istismar edilmesine kutsallaştırılmaya çalışıldı bu memlekette. Ama peygamberimiz bile zamanında özellikle beşer olduğunu sürekli vurgulamıştır değil mi hocam? Şimdi o mesela bu inşallah ilerideki programlarımızda sevgili seyircilerimizle bunları paylaşacağız. Hazreti Peygamber her şeyden önce insan. Allah'a kulluk eden, kulluk etmesi gereken bir varlık olduğu kendisine hatırlatılan bir peygamber. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sen Rabbine ölüm gelinceye kadar ibadet et buyuruluyor. Şimdi burada hükümet, iktidar veya parti olarak AKP. Çünkü genel başkan yardımcıları da olaya müdahil olduğuna göre hükümetle parti bir şekilde iç içe gidiyor bu işlerde. Şimdi ne yapmak istediler? Karıştı. Niye yapmak istediler? Karıştı. Zamanlama niye bu oldu? Karıştı. Zaten hepsi karma karışık oldu, çorbaya döndü. Burada Sayın Bakan, ben demin dedim ya, hep iyi niyetle yaklaşıyorum. Herhalde demek istemişti ki, Hrant Dink'e veya kaçakçı olarak öldürülenlere şehitlerimize verdiklerimizin benzerlerini vermek suretiyle yakınlarını teselli etmek istiyoruz. Bunu deseydi o zaman anlam farklı olurdu. Ve bunu pek çok kişiyi de rahatlatma adına çok güzel bir söylem olarak da kullanabilirlerdi. Zira şehitlerin değeri, ölçüsü, konumu tamamen ayrı, terör mağdurlarının konumu ayrı. Siz bu ülkeyi yönetenler olarak Allah'ın verdiklerinin benzerlerini verme hakkına zaten sahip değilsiniz. Ancak bu vatan için canını ortaya koymuş bir askerimizin ailesini bir şekilde kaçakçıların ailesiyle eş değer görürseniz, o zaman bu millete saygısızlık, bu insanlara hakaret etmiş olmaz mısınız? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu millet çocuğunu askere ne diye versin? Nasıl yavrum biz bütün imkanlarımızla size emanetiz. Bizim namusumuz, şerefimiz, vatanımız, onurumuz sizin tarafınızdan korunacaktır. Zaten bundan dolayı değil miydi ki sevgili peygamberimizin hadislerinde Allah rızası için cephede duranlar, nöbet tutanlar şu veya bu şekilde ödüllendirilecek diye bizlere müjdeler veren peygamberimiz bunun için müjde vermemiş miydi? Şimdi ne oluyor? Bir ana düşününüz. Ciğer paresini göndermiş, bizi orada rahat içerisinde yaşayabilmemiz için korusun. Bu şehit oluyor. Vatan için toprağa düşüyor. Savunması yok. Emre itaat etmekten başka suç yok. Ama bir değer var ki bu vatan için ölmek onu makamların en yücesine götürüyor. Şimdi siz o makamın en yücesine çıkmış olan birisinin geride kalanlarını sizin çocuğunuzla Hrant Dink aynıdır seviyesine düşürüyorsanız, o zaman bu mağdurlara, bu zavallılara, bu masumlara hakaret edilmiş olmaz mı? Şimdi bakın ben size şunu ifade etmek istiyorum. İnsan hayattayken ölür. Ölüm herkes için mutlaktır, mukadderdir. Kaçma şansımız yok. Hangi şartlarda öldü? Birikimleri, donanımları neydi? Allah'ın huzuruna götürdükleri neydi? Bunu bizatihi ölen bilir, bir de Allah bilir. Evet. Şimdi bu durumları değerlendiren, takdir eden de odur. Ama burada ölü geride kalanlara bir de ders verir. Siz milletvekili olsanız, başbakan olsanız, bakan olsanız, işçi olsanız, patron olsanız, asker bile olsanız Allah'ın huzuruna gideceksiniz.
ölümlüsünüz. Bir şekilde de bu ölüm var. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hastayken öldü olanlara kurtuluverdi diyorsunuz. Ölümü bir kurtuluş gibi algılıyorsunuz. Ama aslında ne olduğunu biz bilmiyoruz. Fakat hiç gidip de ölü yakınlarına oh be iyi oldu kurtuldu gözümüz aydın tebrik ederim bak tam da sıkıntılı bir zamanınızdaydı ölüm yetişti Azrail geldi imeğini sıktı canını aldı gitti. Şimdi bu durumda bir teselli manası olur. Tekme tokat kovarlar herhalde. Hayır bu ne demektir biliyor musunuz? Taziye, acıyı paylaşma, ölü yakınlarını rahatlatma. Onların da insan olduklarını, ölenlerin de insan olduğunu, ölümün Allah'ın takdir etmiş olduğu zamanda şekli, biçimi, niteliği farklı bile olsa mutlaka geleceğini ifade ediyorsunuz. Ama bu mağdur yakınlarını bir şekilde de taltif ederek, ödüllendirerek, ölen kişinin kendilerine şefaat edeceğini söyleyerek ne yapıyorsunuz? Acılarını paylaşmaya, kendilerini rahatlatmaya çalışıyorsunuz. Ama Sayın Bakan'ın ve sonradan Başbakan Yardımcısının, daha sonra da çok konuşan Genel Başkan Yardımcısının yapmış olduğu şeyler, bu şehit yakınlarına hakaretten başka bir şey değildir. Onların acılarını paylaşmak yerine, onları daha da büyük acıya sokmuş olur. Çünkü bunların oyları ona Müslüman diye verdilerdi. Ama o bu oy verenlere en azından dini değerler noktasında hakaret etti. Buna izin verilmemesi lazım gelir diye düşünüyorum. Peki hocam bugün için şehitlik kavramının içini boşaltmak istiyor AKP. Peki yarınki süreçte bundan bir 30 sene 40 sene sonra şimdi terör mağdurları şehit sayılacağı için veya terörden dolayı ölenleri karşı taraftakileri de mi şehit sayacaklar? Yani teröristler de mi şehit sayılır? Çünkü dünün teröristlerini bugün militan gerilla diyor bazıları. Terörist olduğu şimdi, halde yarın da bunlar şehit mi sayılacak? Şimdi efendim bu kavramın gündeme gelmesinden sonra şehitlik ayaklar altına alınmıştır. Bu millet yani Türk milleti bunu görmek durumundadır. Tekrar ifade ediyorum. Devlet bizim kültürümüzde babayken devlet ceberut devlet halinde algılanmaya, baskıcı unsur olarak nitelenmeye başladı. Oysa devlet yıkıldığı an insanın bütün savunma reflekslerinin boşa çıktığı ve kendisini kurtarabilecek kimsenin olmayacağı gerçeğini idrak etmesi lazım. Ama devlet olmadığında bunu idrak etmenin size sağlayacağı bir fayda yok. Şimdi Libya'ya bakın, Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, geçmişte Bosna'ya bakın, Afganistan'a bakın. Devlet zaafı olan yerlerde ne can, ne mal, ne onur, ne iffet ve şeref gibi kutsalların güvenliği söz konusudur. Şimdi bunları AKP iktidara geldiği günden bu tarafa almış eline eyeyi durmadan törpülüyor. Durmadan törpülüyor. İnsanlar devletine düşman hale getiriliyor. Vatanın kutsallığından uzaklaştırılmaya çalışılıyor. O uğurda ölmek onlar için basite indirgeniyor. Veya başkalarını onlar seviyesine çıkarmak suretiyle bu insanlar bir şekilde öldükleriyle yanlarına kar kalmış şeklinde nitelenmeye devam ediliyor. Şimdi bu sizin sorduğunuz soru elbette bunun mefhumu muhalifini gündeme getirecek. Yani tersini bir şekilde de hatırlatacak. Niye? Çünkü dünden bugüne siz şehidi sıradanlaştırırsanız veya şehidin Allah katındaki değerini göz ardı ederseniz o zaman bunu herkese bir layık sıfatmış gibi algılarsanız o zaman herkes kendi şehidi kavramını gündeme getirecek ki o zaman bu kavram ötekiler için de bir kutsal anlam ifade edecek. Ben hiç alakası yok bir örnek vereyim size. Bununla daha kolay anlaşılır diye söylüyorum. Şimdi biz kültürümüzde ayet kelimesini Allah'ın insanlara vahyettiği Kur'an-ı Kerim'de yazılı metni bulunan kutsal sözleri olarak kullanırız. Ve bundan dolayı da Kur'an'da geçen ayetlerin Allah kelamı olduğuyla ilgili hiç kuşkuya kapılmayız. Ama şimdi günümüzde bakıyoruz.
muharref dediğimiz kutsal metinlerin cümlelerine de bilim adamı geçinenler, siyasetçi geçinenler veya işte şunu bunu biliyorum zannedenler falanın kitabın ayetinde, filan kitabın ayetinde diye bizim kutsal ayetlerimizi onların cümleleriyle aynıleştiriyor. O zaman bir vatandaş kalkıyor bakıyor diyor ki Allah Allah. Demek ki ayet bizde varmış, Hristiyanlıkta da varmış, Yahudilikte de varmış, Budistlerde de varmış, Zerdüştilikte de varmış diyor. O zaman bu ayet benim için ne kadar kutsalsa ötekinin ayeti de benim için kutsal olması lazım. Zira bunların kaynağı Allah'tır diyebiliyor. Bunlar çok tehlikeli bir gidiş. Çünkü sizin ayetinizin benzerini bir başka beşerin meydana getirmesinin mümkün olmayacağını Kur'an-ı Kerim'de Allah bildiriyor. Ama ötekiler kendi kitaplarının insanlar tarafından derlendiğini ifade ediyorlar. Mesela Pavlus'un mektupları, açın İncil'leri okuyun. Şimdi Pavlus'un mektupları denilen bir kitap, Pavlus'a ait olduğu tartışmasızken bunun içindeki cümlelere nasıl ayet dersiniz? Bunu niye söyledim? Şöyle bir durum söz konusu oluyor. Siz Müslümanın sıfatı olan, inanmışlığının gereği olan ve inancı uğrunda ölmekten dolayı kendisine paye olarak verilen bir şehidi sıradanlaştırır, kamuya mal etmeye çalışırsanız, o zaman bir başka uyanık da kendisinin yaptığı mücadeleyi kutsallaştırmak adına onları motive ederken bu kavramı kullanmaya başlar. Ve o zaman o da o dava uğruna kutsallaşmanın verdiği heyecanla canın deyim yerindeyse dişine takarak mücadelesine devam eder. Bunlar bunu yaparken kasıtlı mı yapıyor? Bilerek mi yapıyor? Gafletinin ürünü mü yapıyor? Bunu bilemiyoruz. Sorgulama alanımızın dışında. Ancak diğer alanlarda yaptıkları uygulamalara bakınca yapmış oldukları söylemlerin çok da masum olmadığını, hele hele sonradan yapılan açıklamaların Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonraya tekabül etmesi onların niyetlerinde samimi olmadıklarını gösterme bakımından çok önem arz etmektedir. Zira Sayın Genel Başkanımız orada bunlar bizim kutsallarımızdır. Bu kutsallarımızın içinin boşaltılmaması lazım gelir. Siz şehitlere verdiğiniz imkanların benzerlerini başkaları için verin. Zaten nitekim şehide 20 milyon, 30 milyonu çok görenler oradakilere 120 milyonu vermekten utanmadılar. Bu milletin parasını birilerine aktarırken bu millete hesap verme sorumluluğunu hissetmediler. Ama işin acı tarafı burada oy verenler de bunu sorgulamadı. Bunun niye böyle olduğunu irdelemedi. Sayın Genel Başkan burada fevkalade önemli bir tespitte bulundu. Bir noktanın altını çizdi. Bizim kutsallarımızla oynamayın mesajını verdi. Ama buna mukabil karşı cevaplandırmalarda bu sefer önceki hata halinin olmadığını, bu işin samimiyetten uzak bir kasıdı ifade ettiği, içerdiği anlamı bizi doğal olarak rahatsız etmeye başladı. Hocam bir de dün televizyonlarda gördüğüm kadarıyla Uludere'de ölenlerin aileleri dün meclise geldiler. Hı hı. Bir grup toplantısına katıldılar ama üzerlerindeki kıyafetler yani bölgesel kıyafet değildi. Sanki terörist kıyafeti gibiydi. Yani buradan da bir nevi... Şimdi şöyle ifade edelim. Tabii ki bugünkü gündemimizin içerisinde oradaki terör olayları veya bu yapılan bombalamadan sonra ölenler değil. Fakat şunu ifade etmek istiyoruz ki bu devlet Güneydoğu'da teröristlerle mücadelesini sürdürüyor. Dolayısıyla terörist konumunda olan herkes doğal olarak namlunun ucunda olması lazım gelir. Zira bunlar devletin bekası adına yapılmış olaylardır. Ancak onların hemen ölümlerinin akabinde bir şekilde tabutlarına PKK paçavralarını sarmaları, bunların kimlerle doğal ilişki içerisinde olduklarını gösterme bakımından fevkalade anlam ifade etmektedir. Şimdi biz deminden beri hep aynı şeyleri söylüyoruz. Niyetlerini bilmeyiz, iç dünyalarını bilmeyiz. Bu konuda sorgulama hakkını da kendimizde bulmayız. Biz zahire, görüntüye, şekle bakarak bir şekilde değerlendirmelerde
bulunmak zorundayız. Şimdi kalkıyorsunuz siz PKK ile mücadele ederken PKK'nın güvenlik sorumluluk gibi gösterdikleri alanında bir şekilde kuryelik yaptığı hissi uyanan insanlarla bir çatışma yaşanıyor veya devlet olarak siz onları bombalıyorsunuz ve bu insanların ölülerine PKK sahip çıkıyor, PKK bayrakları asılıyorsa o zaman bu insanlara bir şekilde şehit muamelesi vermeyi bırakın, terörist muamelesi yapmanın daha doğru olabileceğini düşünmek gerekir. Ve nitekim devlet de bu düşünceyle zaten onları bombalamıştır. Ama gelin görün ki siz bu insanlar böyle bir konumdayken kalkıyorsunuz, devlete bunlar kasıtlı yapılmış işlerdir, bunun bedelini ödeyin diyorsunuz. Bir de bunlara şehit payesi veriyorsunuz. Şimdi burada sevgili seyircilerimizin çok iyi değerlendirmesi gereken bir husus vardır. Bugün Güneydoğu'da PKK'nın ideolojik örgütlenme noktasında ateist olduğu ama İslam dışı her dini hareketten yararlanma arzusu içerisinde bulunduğu, onlarla şu veya bu şekilde temasları olduğunu görmeleri lazım gelir. Bölgeden tamamen kopuk. Şimdi bölgedeki Kürt kökenli vatandaşlarımızı teröristlerden ayırmamız lazım geliyor. Teröristlerin bulundukları yerlerde, yaşadıkları mağaralarda farklı dinlere mensup dokümanların, dini pratiklerin olduğunu artık kimsenin görmemesi mümkün değil. Zerdüştiliğe ait uygulamalar artık kanal kanal dolaşmakta, internette bir şekilde herkes tarafından görülmektedir. Hal böyle olunca siz kalkıyorsunuz, ben Müslüman değilim, ben Zerdüştüm, ben Hristiyanım diyenleri bile Müslüman kapsamındaymış gibi algılamak ve onlara da bir Müslümanın Allah tarafından kendisine lütfedilen makamını layık görmek herhalde aklı olana, herhalde ben Müslümanım diyene uygun olmayan bir davranış şekli olduğunu düşünüyorum. Hocam sürenin nasıl geçtiğini fark etmedik, arkadaşlar uyarıyorlar. Evet. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Size çok çok teşekkür ediyorum bu konular için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Efendim Dilden Gönlü programında Sayın Profesör Doktor Mustafa Erdem ile birlikteydik. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler.